Pazar günü 18 Mart, 1915 yılında olan bu olayın üzerinden 97 yıl geçmiş olacak. Birçoğumuz artık belki o olayı çok ayrıntılı hatırlamıyoruz ama en azından bugünün önemi için bazı ayrıntılarını size hatırlatmak istedim. Şimdi sunumumuza geçiyorum. Evet, öncelikle isterseniz biraz daha önceki dönemden başlayıp bu savaşta niye savaştığımızı hatırlayalım. 19. yüzyılda önce İngiltere'de başlayan, ardından tüm Avrupa etkisi altına almış olan sanayi devrimi 20. yüzyılın başına gelindiğinde dünyayı etkilemeye başlamıştı. Değişik Avrupa devletleri rekabet içerisine girmiş, sanayi devrimi nispeten daha erken gerçekleştiren İngiltere ve Fransa'ya oranla bu rekabete daha geç katılan Almanya, tarihsel bağlara sahip olduğu Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile birlikte bu iki devlete karşı sert bir dış politika izlemeye başlamıştı. Bu iki devlete yine sanayileşme aşamasını geç tamamlayan İtalya'da eklenmiş ve Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya'dan oluşan bu üçlü grup daha 19. yüzyılın sonunda bir güç birliği yapma kararı almışlardı. Bu grup kendisine Üçlü İttifak adını vermişti. Bunun karşısında bir araya gelme ihtiyacı hisseden diğer üç devlet, İngiltere, Fransa ve Rusya'da çok gecikmeden Üçlü İtilafı oluşturmuşlardı. Artık bir savaş için gereken her şey ortadaydı. Ekonomik çıkarlar uğruna milyonlarca insan ölüme yollanacaktı. Başlangıçta Osmanlı Devleti savaşın dışında gibi görünmekteydi. Ancak Alman ve Osmanlı Genelkurmayların anlaşması sonucu aslında farklı bir plan devreye girmekteydi. Almanya için İngiliz sömürgelerini tehdit etmek amacıyla Osmanlı'nın yardımı önemliydi. Osmanlı için ise son yüzyıl içerisinde kaybeden bazı toprakları almak mümkün olabilecekti. İtilaf devletleri tarafından Akdeniz'e sıkıştırılan Almanya'ya ait Goven ve Breslau adındaki gemiler Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a geldiler. Osmanlı bayrağı çekerek isimlerini Yavuz ve Midilli olarak değiştirdiler. 29 Ekim 1914'te Karadeniz açılarak Rusların Odessa, Sivastopol ve Navroski limanlarını bombaladılar. Bu bombardımandan 5 gün sonra 3 Kasım 1914'te İtilaf devletleri Çanakkale Boğazı'nın önlerine gelerek burayı bombalamaya başladı. Böylece Osmanlı Devleti açısından hem Birinci Dünya Savaşı hem de aslında Çanakkale Savaşları başlamış oluyor. Evet, şimdi o gün neler olduğuna bir bakalım. Resmi gördüğümüz kişi Winston Churchill, o dönemde İngiliz Bahriye Nazırı olarak kendisi görev yapıyordu. Ve denizlere hakim olan bütün dünyaya da hakim olur sözüyle ünlüdür. İttihat devletler açısından müttefikleri Rusya'ya iletişim kurmak ve uzun sürecek bir savaşta bu ittifak sağlamak hayati bir önem taşıyordu. Bunun da tek yolu Çanakkale Boğazı'ndan geçmek ve Karadeniz'e çıkmaktı. Denizlere hakim olan dünyaya da hakim olur düşüncesiyle hareket eden İngilizler, Boğazı'yı ele geçirmek için donanmanın yeterli olacağına inanıyorlardı. Bahriye Nazırı Churchill'in planları, Akdeniz Filosu Komutanı Amiral Carden tarafından da desteklenince, Lord Fisher'in şüpheli gördüğü bu harekatın donanma ile yapılmasına karar tarihinde hiç ilgi almamış olan İngiliz donanmasının silah, teknoloji ve başarı açısından kendine güveni tamdı. Dünyanın yenilmez donanması, Fransa'nın da desteğiyle dünyanın en büyük armadasını oluşturdu. Bu donanmaya karşı gelebilecek hiçbir güç düşünülemezdi. Her iki yıpranmış teknoloji açısından zayıf ve parçalanmak üzere olduğu düşünülen Osmanlı, bu armadayla asla baş edemezdi. İtilaf devletlerinin deniz harekatı işte bu düşüncelerle 19 Şubat 1915'te başladı. İtilaf kuvvetleri 12 zırhlı 18 mobil, 7 mayın tarama gemisi, çeşitli tipte nakliye ve destek gemisi ve uçak gemilerinden meydana gelen Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük ve en modern donanmasını Boğaz'ın girişine inmişti. İtilaf devletlerinin komutasını General John Hamilton ve Amiral John de Robeck üstlenmişti. Her iki komutan da ilk günlerden itibaren zaferden emin bir tavır sergilemekteydiler. İtilaf devletlerinin deniz harekatı 19 Şubat 1915'te başladı. 13 Mart 1915'e kadar düşman gemileri tabyaları top ateşine tuttular. Mayın tarama gemileri olabildiğince yol açtı. Boğazları zorlayabilerek geçeceklerine inanan düşman kuvvetlerinin kararlı ve dirençli bir karşılık ardıları bu işin işte o kadar kolay olmadığını gösteriyordu. Bir ay boyunca yapılan binlerce mermi atışından aslında çok da fazla büyük bir sonuç elde edilememişti. Buna rağmen 18 Mart'ta harekete geçilecekti. Evet, burada harekatın bir planını görüyoruz. 18 Mart günü düzenlenen harekat açısından en belirleyici hamle bir gece önce Boğaz'ın iç kesimine mayın döşenmesi olmuştu. Nusret Mayın Gemisi adlı Osmanlı mayın gemisinin Boğaz'ın Asya tarafına yerleştirdiği deniz mayınları
İtilaf donanmasına ciddi zararlar verdi. Bazı balıkçılar İngilizler tarafından mayın toplama işiyle görevlendirilmişti ama Osmanlı ordusunun açtığı top atışları nedeniyle çok başarılı olamamışlardı. Yerinde kalmış olan bu mayınlar iki büyük İngiliz ve bir Fransız zırhlısını batırdı. Ayrıca bir İngiliz ve iki Fransız savaş gemisi de çok ağır bir geçimde yara aldılar. 18 Mart 1915 günü yaşanan deniz savaşında düşman donanması tam 7 saat boyunca boğazı geçmeye çalıştı. Birçok gemisini kaybettiği gibi birçok gemisi de yaralandı. Lord Fisher gibi ordusuz bir donanmanın asla başarıya ulaşamayacağını söyleyenler haklı çıktı. De Robeck ve Churchill gibi hala donanma ile boğazları zorlayıp İstanbul'a çıkılabileceğini düşünenler ise başka planlar yapmak zorunda kaldılar. İşte aslında bizim yıl dönümünü kutladığımız olay bu deniz savaşlarıdır. Kazanılan zafer de burada kazanılmıştır. Ancak ne yazık ki bu zafer Çanakkale Savaşı'nın bitmesine yeterli olmadı ve kara savaşlarına geçildi. Evet, belki de kara savaşları çok daha yıkıcı bir sonuç uyandıracak. Bu da aşağı yukarı kara savaşlarında izlenen plan. Deniz harekatının başarısızlığı bir kara harekatının zorunlu kılmış ve bölgedeki savaş Aralık 1915'e kadar uzamıştır. Bu plan doğrultusunda ortaya çıkan askeri ihtiyacını İngilizler, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan getirdikleri ve Australian New Zealand Army Corporation, Avustralya ve Yeni Zelanda Askeri Ortaklığı adı verilen ve kısaca ANZAC olarak bilinen birlikleri bu ileriye sürerek çözmeye çalıştılar. Böylece savaş yeni bir kıtaya daha sıçramış oldu, Avustralya kıtasına. Osmanlı ordu ise tam bir imparatorluk ordusu görünümündeydi. Müslüman askerlerin yanında imparatorluğun Ermeni, Rum ve Yahudi vatandaşları da ülkelerini ve ailelerini savunmak için siperlerde yerlerini almışlardı. Çeşitli milletlerden milyonlarca asker Gelibolu Yarımadası'na sıkışıp kaldılar ve tarihin en kanlı savaşlarından birisini vermeye zorunda bırakıldılar. Başrollerinin Mel Gibson'ın oynadığı Avustralya yapımı bir Gelibolu filmi vardır ve bunun aynı ismi taşıyan Tolga Örmeğin yakın zamanda çektiği bir başka film. Yani olayın İsa'yı boyutunu ve trajik yanını en iyi bu filmlerde görebilirsiniz. Tabii Mustafa Kemal de aslında ne yazık ki bu yıkıcı savaşta ismini duyurdu. Çünkü Anafartalar'da büyük bir başarı kazanmıştı. Ne yazık ki diyorum çünkü yani bu başarı için birçok asker ölmüştü. Keşke olmasaydı ama sonuçta bir yandan Mustafa Kemal'in askeri ideası ortaya çıkmış oldu. Dünya Savaşı bitip İstanbul'a döndüğü zaman onu Anafartalar kahramanı olarak karşıladılar. Yani aslında Çanakkale'de kazandığı başarı çoktan tarihte yerini almıştı. Sonuçta her iki taraftan da 500 bin asker toprağa düştü. Türkiye Cumhuriyeti büyük devletlerin emellerinin kurbanı olan bu askerlerin tümünü dil, din, ırk ayrımı yapmadan sahiplenme yüce gönüllülüğünü göstermişti. Savaşın tüm trajik yıkımına karşı düşmanlıkların savaş sonrasına taşınmaması şüphesiz ki önemli bir kazançtır. Mustafa Kemal'in savaş sonrasında Çanakkale'de ölen yabancı askerler için sarf ettiği birazdan okuyacağım sözler İngiliz gazeteci Robert Fisk tarafından bir lider tarafından bugüne kadar sarf edilen en şefkatli ifadeler olarak değerlendirilmiştir. Çanakkale'de hayatını kaybeden yabancı askerler için. Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçik'le yan yana koyun koyun yatmaktasınız. Mustafa Kemal Atatürk. Böyle büyük bir savaşın maalesef ki ülkesinde gören bir millet olarak tabii ki barışın en çok değerini biz bilmeliyiz. O yüzden şu sözleri de her zaman hatırlayalım. Yurtta sulh, cihanda sulh. Teşekkürler.